Günaydınlar. Bugün teknemizin ilk 10 saat bakımı, rodajı bitti. Rodaj bakımı için yetkili servise götüreceğiz. Hem teknemizin bakımını yapacağız, hem de liman başkanlığına gidip teknemizin eksik evrakları vardı, onları halledeceğiz. Hem tekne ruhsatı nasıl alınır, hem de tekne bakımı, bakım aletleriyle ilgili böyle ikisi bir arada bir video çekmeye çalışacağım. Umuyorum olur, umuyorum seversiniz, umuyorum hoşunuza gider. Gerçi sezon bitiyor ama neyse, hadi şimdi önce tekneyi alacağız, sonra Çeşme'ye gideceğiz, liman başkanlığındaki işlerimizi halledeceğiz, ondan sonra bu rodaj bakımı, ilk 10 saat bakımı ile ilgili işlerimize bakacağız. Hadi bakalım, video başlasın. Evet, Çeşme'ye geldik. Sevkan Marin. Sağ olsunlar, hemen karşıladılar beni. İçeri de teknemizi aldık. Liman başkanlığı çok yakında. Hani bir taşla birkaç kuş vurur muyuz biliyorsunuz. Güven Şengel'in olayı bu, hiç mi yok? Teknemiz burada dururken liman başkanlığına gideceğiz. İşlemleri başlayacağız, gelip ölçü falan almaları gerekiyor. Zaten bizim randevumuz da biraz sonra. Sonrasında bakım işlerini halledeceğiz. Hadi liman başkanlığına gidiyoruz. Nasıl? Tebdili kıyafetiz artık. Tabii siz beni hep tek başıma görüyorsunuz. Maskesiz, muskesiz. Fakat gerçekler hijyenik. Haydi kapattım, çok uzattım. Liman başkanından sonra görüşürüz. Evet, evraklarımızı verdik. Eksik evraklarımız varmış. Liman başkanlığına bu tekne için gelenlere naçizane tavsiyem, teknenin CE belgesi, motorun CE belgesi ile ilgili kısımların birer nüsha arkalı önlü fotokopisini almanızı öneririm. Yoksa benim gibi bir daha gidiyorsunuz. Çeşme üzerinde konuşursak, liman başkanlığı marinanın karşısında, fotokopici çarşının öbür ucunda. Bir 20 dakikası var. Yürüyorsunuz sıcakta. O yüzden ben ettim, siz etmeyin. Güven Şengel'in siz böyle şeyleri yapmayın diye yapıyor biliyorsunuz. Arkada da harika, görüyorsunuz değil mi, mis gibi Çeşme mavisi. Şansımız arkas regata varmış, 11-12-13. Güzel. Şimdi hangi evraklara ihtiyacınız var tekneyi kaydettirmek için? Teknenin dört taraftan çekilmiş fotoğrafı, arkadaki hangi limana kaydettireceksiniz, o limanla ilgili yazı, teknenin isminin okunduğu güzel fotoğraflar. Onların çıktısını alıyorsunuz. A4'e. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Bir adet pembe dosya. Ehliyete başvuranlar bilirler. O dosya var, yarısı açık pembe kartondan, ondan. Efendime söyleyeyim, teknenin kullanma kılavuzu, motorun kullanma kılavuzu, Türkçe İngilizce halleri. Teknenin CE belgesi, motorun CE belgesi. Motorun şasi numarasının olduğu o plakalar, o belgeler. Yine aynı şekilde motorun ve teknenin üstünde tekne numarası ve motor numarasının olduğu plakaların fotoğraflarını çekeceksiniz. Düşünüyorum başka neler vardı. Fatura. Üstelik imzalı kaşeli olacak. E-fatura kabul etmiyorlar. Şimdiden söyleyeyim, bilginiz olsun. Bu işte tek nüsha düzenlenmiş, böyle kaşeli yazılı üstünde bir satır istiyorlar. Başka kimlik fotokopisini söyledim.
Bir de dilekçe. O kadar. Ha şimdi harç març çıkacak. Normalde 4.95'in altına bir harç yok. 400 lira bir kayıt ücreti var 5 yılda bir vereceğiniz. Ama bizimki muhtemelen burun bastonuyla, arkadaki dinlencesiyle, yüzme platformuyla falan 5 metreyi biraz geçecek gibi duruyor. O yüzden 6 metreye kadar olan teknelerden 650 lira bir kayıt ücreti alınıyor. Daha o çıkmadı. Birazdan bir hesap numarası verecekler. Gideceğim, yatıracağım. Normalde bütün evrakları tam getirirseniz bir günlük bir iş. Hatta şöyle söyleyeyim. Liman başkanlığındaki beyefendinin veya hanımefendinin, personelin eşref saatine denk gelirseniz daha kısa sürer. O yüzden hiç sıkıntı yaşamazsınız. Gayet güzel olur. Oh! Terledim. İzmir sıcak. Aman yarabbim. Çeşme özelinde söylüyorum. Liman başkanlığı, Çeşme Liman Başkanlığı nerede diye soran olursa, otobandan çıktınız. Çeşme Marina'ya doğru gidiyorsunuz. Tam Çeşme Marina'nın oraya geldiğinizdeki ışıklardan sağa dönüyorsunuz. Yaklaşık 250 metre sonra sağ tarafta. Benim gibi böyle yürüyecekler için söylüyorum. Çeşme Çarşı arkanızda kalıyor. Kaleyi sırtınıza alıyorsunuz. Yürüyorsunuz Çeşme Marina'ya doğru. Şoku geçer geçmez sol tarafta zaten bayrakları göreceksiniz. Az sonra girişini çekerim. Tamam, haydi kapattım. Çeşme Marina. Kumcular. Çeşme Liman Başkanı. Hemen bakın yanında. Yer şahane. Önünde de park yeri bazen oluyor. Ben yani bulamadım. Evet, ölçümümüzü aldık. 4.95. Süper. Burun bastonunu saymıyorlarmış. Çok şanslıyız. Dolayısıyla bir harç da ödemeyeceğiz. Yani parasından ziyade bankaya gidip gelmesinde benim için çok iyi oldu. Tek eksiğimiz faturada ıslak imza kaşe. Elektronik fatura olduğu için kaşesi yok üreticinin. Bir de Türkçe-İngilizce motor bilgilerinin arka sayfalarındaki çok ufak bir nüshasını eksik unutmuşum. Onları tamamlayıp tekrar geleceğiz. Fatura Çiğli'de, ben Çeşme'deyim. Dolayısıyla bu iş bir gün daha en az ertelendi. Bugün de Cuma. Biz bunu Pazartesi yaparız ancak. Olsun. Ölçümümüzü aldık. En zor kısmı bitti. Tekneyi bir daha getirmek zorunda kalmayacağım. Şimdi bakım onarım servis kısmına gidiyoruz. Zaten randevumuz 12.01'di. Saat 12.05 geçiyor. Çok güzel. Şimdi aslında bu öyle ciddi bir bakım değil. İlk 10 saatte rodajı bitti. Rodaj sonrası bakımı. Sanırım yine bir yağ değişikliği falan, bir kontroller. Sağına soluna bakılacak edilecek. Ama normalde 100 saat devir mi 10 saat? Normalde nasıl, kaç saat devir oluyor bakım? Motorun ilk bakımı. Normal bakım. Normalde periyodik bakımı yılda bir sefer. Yılda bir ya da? Ya da 100 saat. 100 saat. Yani Ege Bey'den bakın öğreniyoruz. Birinci ağızdan, uzmanından, profesyonelinden öğreniyoruz. Cowling'i çıkarttık. Şöyle gösterelim. Şöyle. Motorumuz. Tabi motorumuz şu an bebek gibi de bakalım. Seneye ne olacak göreceğiz. İyi bakarsanız bir şey olmaz diye düşünüyorum. Biz her seferinde suyla falan, tatlı suyla iyi bakmaya çalışıyoruz.
çıkmayacak. Yukarısına. Yukarısına. Buradaki tırtıklı alanın da aşağısına inmeyecek. Bu tırtıklı alanın içerisindeki yağ seviyesi tamamıyla normaldir. Süper. Teşekkürler. Özellikle kıştan takım motorların biraz ömrünü uzatmak için bunlar çok böyle iyi bakılması, güzel bakılması gerekiyor, öneriliyor. Ege Bey diyor ki bazı kritik yerler var. Oralara diyor özel bir sprey gösterecek. İşte bu silikon bazlı yağlayan bir sprey. O spreyi sıkarsanız tuzlu geldiğinde aşınmayı bayağı bir azaltırsınız. Şimdi bize onları gösterecek. Ben de size hemen aktaracağım tabii bunları. Yine burada altını çizdikleri bir şey söyleyeyim. Şimdi deniz motorlarında bir sürü işte değişen sürekli sarf malzemesi olarak kullanılan parçalar var. Yağ filtresi var, yağı var, şu su var, bu su var. Yani mümkün olduğu kadar orijinal parça. Hani yan sanayiden kaçının diyor bakın. Burada hemen uzmanı var. Ege Bey diyor ki mümkün olduğu kadar hangi markaysa artık Honda'ysa Honda, Merkür'se Merkür. Orijinal fabrikanın onay verdiği parçanın dışına çıkmayın diyorlar. Evet, şimdi Ege Bey bize şu sprey noktalarını gösterin. Normalde her bakımda gresörlüklerine gres basıyoruz makinenin. Direksiyondur, trim yerleridir. Ama en önemlisi uzun süreli bilinmediğinde yaz sonunda, yaz sonu bakımında yetkili servislerde veya kendiniz yapacağınız zaman gazi testerlerinin olduğu yerler. Oradan birisi remote'a geçecek. Şu kısım spreylenecek. Ben halledeyim mi? Şey yani vitese geçerseniz iyi olur. Hemen. Geçtim. Motor şu an çalışmadığı için vitesi oynamak sakıncalı. Ben pervaneyi elimle çevireceğim. Tamam. İşler rahat geçsin diye. Geri vitesi alınız. Geriye tam aldım. Yol verin. Geri de. Tam yol verin. Tam yol. Tel buradan açılacak. Açık olan kısmına. Hemen açılmışken şöyle yapalım. Açık olan kısma vites şey, remote kontrole geçer misin? Açık olan kısmına bundan vereceğiz. Güzel de kokuyormuş. Görecek. Boşa doğru al. Zaten tel içine nüfuz edecek, alacak. İleri vitese al. Zaten yaptığımız yere de çekti o. Boşa al. Yani birinci husus bu. İkinci husus yani üstten böyle bocalamak değildi. Evet. Tabii ki bu kullanacağınız spreye göre de değişiyor. Dediğim gibi VD40 bazen motor tesisatına zarar verebiliyor. Uzun vadede. VD40 önermiyoruz. O net. Yani aktif oil olursa vürtün olur, vürtün olur, olur, tunapın olur ürünü. Biz bunları kullanıyoruz. Burada mekanik çalışan yerlere. Ya normal kauçuk gres de kullanabilirsiniz. Fakat kauçuk gres zamanla sertleşiyor, katılaşıyor. Yani bunlar daha çok makinenin sertleşmesine yol açabilir uzun vadede. Yani süper. Ama buralarına falan gerek yok diyorsunuz. Ya, bazı yerlerde şöyle bir light mist diyorlar. Hafifçe şuraları da yap diyorlar. Ya o tamam. Abartmadan. Tamamıyla yani gelir deniz suyu gelir. Evet. Hani bu aktif oil de yapabilir o görevi. Fakat üstündeki suyu tutmaz. Korozyonu engellemek adına. Anladım. Onu yapabilir. Yoksa bu plastik aksamın burasına sıkmak bir yararı olmayacak. Olmuyormuş. Tamam. Deniz suyu için sadece. Süper. Tabii, rutubet olur, deniz suyu olur. Onu engellemek için. Uzun vadede kullanmıyorsanız da tekneniz, garajınızda, deponuzda. En kötü motor kaputunu açık bırakın. İki parmak şuraya bir şey koyacak şekilde. Aa, burası tamamı güzel. Kapalı alanlık ama hava alsın. Hava alsın, mantıklı. Ve tekneniz karadayken elinizden gelirse buradaki somunu sökerek, plastik somunu. Evet. Direksiyon milinin içerisine de buna pas sökücü de olabilir, aktif oil de olabilir. Yani bu özelliği yapan buranın nüfuzuna edecek şekilde içerisine. Elle dönüyorsa direksiyonunuz buradan çevirebilirsiniz. Genelde evet. Yeni makinelerde ve teli düzgün şekilde ölçü alınan makinelerde elle buradan döner. Direksiyona da bu işlemi biz her bakımda yapıyoruz. Fakat uzun vadede kullanılmayan makinelerde bu sıkışma yapabiliyor. Evet. Görüyorsunuz buradan zaten elle dönüyor. Oh. Bunu bir iki kere yaparsanız da iyi olur. Ama dediğim gibi buradaki gres çükleri, gresör yerleri, buraları da yapıldı mı uzun vadede makineniz zarar görmez. Süper. Şimdi baktım tutuyalar evet ya. Yani çok zamanından önce gitmiş gibi duruyor. Yo, bağlı olduğunuz limana bağlı. Çok da pis bir yer değil aslında ama. Akıntısı gel gidi çok olmayan çok. Bir yerde. Ha. Yoksa o daha çabuk gidiyor. Bir de yan teknelerinizde de şaseleme işlemi düzgün değilse
Sizin tekneniz de iyi. Ya, muhtemelen çünkü değil. Büyük. Şimdi önümüz kış. Şimdi biz şimdi çekelim. Kışa da izleyenler hem de mutlu olur. Kışın tekneyi kışa nasıl hazırlıyoruz peki kışlamak için? Bu yaptığımız, az önce anlattığımız olayları yaptıktan sonra uzun vadede binilmeyecekse atıyorum Ağustos, Eylül gibi sezonunu kapatıp Nisan'a, Mayıs'a, bir dahaki Haziran'a açan insanlar oluyor yazlık çiftesinde. Bunu gerçi bütün yetkili servisler çoğu yapıyor veya bu işi uzmanı olan insanlar. MM Manifold kısmından bu ürünün markası önemli değil. Ben Starbreed var şu an elimde, bunu kullanıyorum. Evet. BRP'nin var. Ayrıca Yamaha'nın, Mercury'nin de Quicksilver ürünü olarak var. Fogging Oil dediğimiz kışlama spreyi. Bunu MM Manifold'undan motoru çalıştırdığımızda ince ince basacağız. Yanma odasına, silindirlerin oraya kışlama spreyini vermiş olacağız ki uzun vadede bizim başımıza ağrıtmasın, sorun yaratmasın. Bu işlemi yapınca ama motoru çalıştırmıyoruz bir daha. Ya bir daha çalıştırırsak atacak onu. Çünkü silindirlerin içerisinde bu geliyor ve kalıyor. Ondan sonra bir dahaki tabii çalıştırdığınızda bunu açarken bir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Motora normal temiz benzin, içinde beklememiş benzin, bunu özellikle söylüyorum. İçinde 10 litre kaldı geçen seneden. Yani ben önermiyorum. Evet. Yani bir şey olur mu? Kimisinin şansına oluyor, kimisinin şansına olmuyor. Biz önermiyoruz. Vallahi teşekkürler. Görüyorsunuz bakın. Yani Ege Bey sağ olsun kırmadı bizi. Ne sorsak yanıtlıyor. Eyvallah. Ben de işte naçizane sizin gibi meraklı izleyicilerimize işte ne kadar yardımcı olsak o kadar iyidir. Yapılan işlemler, yağımız değişti, yağ filtremiz değişti. Şöyle bir bakım onları, şanzıman yağımız değişti. Normalde peki büyük bakımlarda yani 100 saatlik bakımlar, 100 saatte bir bu arada. Deniz motorları genelde. 100 saatlik bakımlarda ekstra bir şey ekstra buji. Bujiler devreye giriyor. Tutyalar denizdeki işte kaldığınız yer daha çok önemli. Sizin gibi atma çekme yapıyorlarsa tabii ki az yıpranıyor. Fakat denize devamlı kaldı mı tutya takımının kontrolü. Tutyaları hemen göstereyim size. Bakın değerli arkadaşlar, tutya şu parça. Bakın bunda bile yavaş yavaş bozulmaya başlamış, aşınmaya. Yenmiş tutya, yani eskimiş tutya çalışan tutyadır. Tutyanız taktığınız gibi duruyorsa bilin ki tutya çalışıyor, görevini yapmıyor demek. Burada görevini yapıyor en azından. Bu görevi yapıyor. Erimesi güzel bir şey. Çünkü o erimezse alüminyum gövdeden en ufak, en dandik parçadan diyelim. Peki çok fazla görevini yaparsa, yani artık yıpranmaya başlarsa zaten yine. Zaten onu siz anlarsınız. Elinizle bir de böyle sıktığınızda, tuttuğunuzda böyle peynir gibi parça parça dökülmeye başlayacak. Ya da sadece tutyanın kendi civataları kalmış olacak. Tutya bir sarf malzemesi arkadaşlar. Tutyada pintilik yapmayın. Evet. Değişmesi gerekiyorsa değiştirin. Motoru yersiniz. Trim motorundan başlar. Kuyruktan boya gitmeye başlar. Trim motoru bozulunca inmez, kalkmaz. Keçeler bozulmaya başlar. Gövde delinir. Bunlar hep sıkıntı. Ondan sonra 100 saatlik, ya tabii ki bu 250 saatlik, 300 saatlik, 500 saatlik zaten bizim distribütörlerimizin, üreticinin söylediği bakım kitleri var. Maintenance kit. Biz bunları uyguluyoruz saatlik bakıma. Servis sorumluluğumuzu da tutuyoruz makine bize kaç saatte, hangi tarihte bakıma gelmiş diye. Ama 100 saatlik ilk bakımda diyelim, sizin mesela 90 saat, 100 saat sonra geldiğinizi varsayalım. İç yakıt filtresi varsa ki öneriyorum, dış separatör yakıt filtresi kontrolü var. Olmuyor. Dış yakıt filtresi camlı filtremiz varsa içindeki elemanı değişiyor veya altındaki suyu açıyor. Şuna benzer bir şey var yakıt tankının orada. Onun kontrolü olmuyor, o değişiyor. Evet. Camlıysa yine dediğim gibi değişiyor. Bunun değişimi yapılıyor. Yakıt filtresi çok önemli. Rölantide stop etmeler yani gibi arızalar başlar veya motor çekişten düşer. Başka da dediğim gibi sonra yıllık, yani saat olmasa bile yıllık yapılan şeyler var. Onlar da yetkili servisinize geldikçe size yardımcı olacağız. Tüm bakımlar yapıldığında bir de üzmeden, yormadan kullandığımızda ortalama böyle bir deniz motorunun ömrü kaç yıldır? Genelde 1 yıl, 2 yılı geçmez diyorlar. Yok öyle. Yurt dışında 10 yıl kullandıklarını deniz gördüm. Deniz motorlarının kitapçıklarını incelediğinizde Türkçe çevirisinde var mı hatırlamıyorum şu an ben de. Hangi markada var, hangisinde yok. Bir deniz motorunun ömrü 10 senedir. 10 sene. Yetkili servis bakımı olduğunda dediğim gibi 500 saatlik, 1000 saatlik, 1500 saatlik bakımları hepsi farklı. İşi gerçekten düzgün yapan yetkili servislere geldiğinizde bu işi motorun ihtiyacına göre yaparlarsa motorunuz bir sorun çıkarmayacak. Arabanızdaki 100 bin bakımı, 200 bin bakımı, 300 bin bakımında nasıl 10 binde farklı, 50 binde farklı, 100 binde farklı. Bu motorda da 10 saatlik bakımımızda böyle soft bir bakım oluyor. 100 saatte farklı, 300'de farklı, 500'de farklı. 250-300'e geldiğinde kuyruğu sökülecek. Termostatın kontrolü yapılacak. Yani su devir daimine bakacağız. Motorda arıza olmasa bile. Yani bizim Türk insanlara ne yazık ki motorunda ancak arıza olduğu zaman, zayıf işeme yaptığı zaman veya hararet sorunu yaptığı zaman yetkili servislere koşuyor ya da kendisi yapmaya çalışıyor. Yani bunu
prosedürünü uygun yaparsanız dediğim gibi deniz motorunun ömrü 10 senedir. E tabii ki şu an 85 model motorla çalışıyor. Bizim çıraklığını yaptığımız makineler hala geliyor. Evet. Yani bir de onlar daha gaddar oluyor galiba. İşte onlar biraz artık daha hassas oldu yeniler. Eski makine, elektronik girdikçe işimiz daha da zorlaşıyor. Bakım olarak daha da zorlaşıyor. Yoksa mekanik bakım tabii ki daha kolay eskilerde. Evet, son olarak bakımla ilgili en önemli şeylerden birini söyleyeyim. İngilizlerin meşhur bir lafı vardır. En iyi tamir, en ucuz tamir bakımdır. Bu kadar. Bakımı iyi yaparsanız arkadaşlar sizi üzmeyecek. Bir de bu araba gibi değil. Bunun üzmesi sizi gerçekten üzer. Denizin ortasında kalıverirsiniz. O yüzden ben artık nerede yaşıyorsanız oradaki yetkili servise gitmenizi öneriyorum. Yani hangi markaysa hangi mi? O marka. Lütfen yetkili servise gidin. Bir de ya bazı temel parçalardan da pintilik yapmayınız. Tamam, her şey evet, kriz var, para kolay kazanılmıyor ama bazı şeylerden yapmayın, rica ediyorum. Naçizane evet. Benim önerim. 50 TL'ye de filtre var, 50 dolara da filtre var, bir yağ filtresi. Dediğim gibi motorun yağı, motorun kanıdır. Of, 50 dolar. Dolar şimdi 7,5. Yani. Oh! Neyse dur, oralara gelmedik. Oralara gelince bir daha bir şey yaparız. Daha bir de ceza kısmı var. Orada polis de çağıracağız olmadı. Tamam, haydi kapattım. Sevkan Marin'in çilesi bitmiyor. Ege Bey'i esir aldım. Şimdi bakım yetmedi. Bu sefer neydi? Spanzet. Adını da bilmiyorum. Spanzet'i nasıl takacağını bana gösteriyorlar sağ olsunlar. Ya, full hizmet. Full, tam teşekkürlü. Hemen gösteriyorum size. Tekneye zarar vermez. Çekek sahasının içinde. Sevkan bana geldiğinde çabuk. Bakın, maceramız böyleydi. Sevkan Marin'den Ege Bey, Doğa Bey, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu arada Ege Bey'in siz izleyicilerimize bir güzelliği var. Hani gelirseniz, sizin isminizi verin, benim de ismimi verirseniz işçilikte yardımcı olur. Bir şeyler yapacaklar diyor. Fiyatları tabii bunu söylemeyi unuttuk. Kaçtı parçalarımız? Parçaların toplamı şu anki 165 dolar. 165 dolar parçalarımız artı işçilik. İşçilik sürekli değiştiği için geldiğinizde konuşun. Çünkü bir hafta önce daha azmış mesela. Evet. Bir hafta sonra daha fazla olabilir. Biliyorsunuz bizim ülkemiz vergi cenneti. Her şey olabilir. Neyse hadi çok tehlikeli yerlere gidelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Valla ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Evet, bakım macerası bitti. Teknemizi hangarımıza aldık. Şu an hava müsait değil, denize atamadım. 2 gün sonra denize atacağım. Güzel videolar da gelir herhalde. Özetle çok müthiş bir gündü vallahi, bir sürü iş hallettik. Yani videoyu izlerlerse buradan Ege Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Ayrıca çok darladım onları sorularıyla. Siz de videolarda onu göremeyeceksiniz ama onu da sordum, bunu da sordum, şunu da sordum, öyle de yaptım. Darladım. Tipik Güven Şengönül. Liman Başkanlığı'nda da sağ olsunlar yardımcı oldular. Oradaki işimiz de halloldu. Pazartesi günü Çeşme'ye gidip kağıdımızı alacağız. Ve bu iş bitecek. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum en azından sizin için aklınızdaki bazı sorulara birazcık yanıt vermişimdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.